Bunlar ne diye sormayın. Çünkü hani gerçekten nasıl açıklayacağımı bilmiyorum. Merhaba herkese, ben Zeynep. Bugün sizlerle birlikte yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlere kanalımda artık bir gelenek haline gelen Oscar videosunu yapıyorum. Şimdi 2 sene önce bu video serisine Oscar tahminlerimi yaparak başlamıştım. Geçen sene Oscar ödül törenine genel olarak tepkimi çekerek devam ettim. Bu sene tekrardan Oscar tahminlerimi sizinle paylaşacağım. Şimdi şey gibi olmasın ama 2 sene önce bu Oscar tahminlerini yapmaya başladığım ilk senede 9 tane adaylık tahmin ettim ve 9'da 9 bildim. Geçen sene de yine 9 tane adaylık bildim. Geçen sene benim için biraz kötüydü. 6 tanesini doğru bildim. Yine aşırı kötü değil tabii ama hani ilk seneme göre birazcık kötü benim için. Neyse. Bu sene de tekrardan dediğim gibi birkaç tane ödül tahmin edeceğiz sizlerle. Kazanacak dediğim filmleri. Bazılarının kazanmasını istemiyorum. Başka filmlerin kazanmasını tercih ederim. Ancak burada işimiz kazananları belirlemek, hangi film daha güzeldi konusunu girersek İnsanlarla tartışacağımı biliyorum. O nedenle haydi videoya geçelim. Kesin ters oldu. Yine bak bu tarafa. Haydi videoya geçelim. Sanırım şimdi oldu. Evet, şimdi reklam yapacağım. Yine parasız reklam yapıyorum arkadaşlar. Bir film ajandasını kullanacağım. İçerisinde çünkü şöyle bir sayfa var. Oscar'ları yazdığınız. Bunu kullanacağım. Geçen seneki birkaç tahmin ettiğim adaylıkları bu sene yapmamaya karar verdim. Onun yerine başka şeyler ekleyeceğim. Toplamda 10 tane adaylık ödül tahmin edeceğim. Hangilerinin kazanacaklarını size söyleyeceğim bence. Dediğim gibi reputasyonum iyi. İyi şeyler tahmin ediyorum. Şimdi videoya geçelim artık. Çok şükür. Benim için en ortalama ödülden gecenin en büyük ödülü en iyi filme gideceğiz. O da şununla başlıyor. En iyi animasyon ödülünden bahsetmek istiyorum. Adaylar How to Train Your Dragon, Hidden World, I Lost My Body, Klaus, Missing Link ve Toy Story 4. Buradan sadece Toy Story 4'ü izledim. Kabul. Ama Toy Story 4'e kesin verecekler. Oscar Pixar'ı çok seviyor. O nedenle bir anda kamera kapandı zaten. Çok affedersiniz. Toy Story 4'e verecek. Hani net ve kesin. Pixar'ı seviyor yani Oscar. Neyse, devam ediyoruz. En iyi uluslararası film ödülüne aday olan filmler. Corpus Christi, Honeyland, Les Misérables, Pain and Glory ve Parazit. Honeyland ve Parazit'i izledim. Net ve kesin Parazit kazanacak. Geçen senenin Roma senaryosu gibi olacak. Roma hem en iyi filme hem de en iyi uluslararası filme adaydı. En iyi uluslararası filme verdiler ki en iyi filme başka bir filmi versinler. En iyi uluslararası filmi burada Parazit kazanacak. Ve net ve kesin. Devam ediyoruz. En iyi uyarlama senaryo ödülüne aday olan filmler. The Irishman, Jojo Rabbit, Joker, Little Woman ve The Two Popes. Şimdi ben buradan Jojo Rabbit'le Joker'i izledim. The Irishman'e başladım. Bu kadar. Irishman'e başladım, bitiremedim. Kimse şaşırmadı. Neyse, burada bence Jojo Rabbit kazanacak. Ancak bu ödül aralarından tek emin olamadığım kategori. Çünkü geçen sene en iyi senaryolarda battım ben. Hiçbir şekilde doğru tahmin edemedim. O yüzden burada birazcık da ayağımı denk almak istiyorum. O yüzden size 2 tane film söyleyeceğim kazanabileceğini düşündüm. Biri Jojo Rabbit dediğim gibi. Diğeri de Little Woman. Little Woman'ı daha izlemedim. Film vizyona girdiği zaman izlemek istiyorum. Yani internetten izlemek istemiyorum. Ancak Greta Gerwig'e ödül vermezlerse artık millet ayaklanıp Oscar'ın kapısına gidecek. O nedenle mantık düşündüğüm zaman hem Jojo Rabbit'e, çünkü hani 2. Dünya Savaşı Nazi Almanya'sı onları seviyorlar. Hem de Little Woman'a ödül verebileceklerini düşünüyorum. Yani ikisinden biri olacak. İkisini de defterinize yazarsınız diye düşünüyorum. Neyse. En iyi özgün senaryoya aday olan filmler. Knives Out, Marriage Story, 1917, Once Upon a Time in Hollywood ve Parazit. Buradaki tüm filmleri izlemenin gururuyla sizin şu an karşınızdayım. Hepsini izledim ve çok mutluyum gerçekten hepsini izlediğime. Ve burada kesinlikle ama kesinlikle Parazit kazanacak. Parazit umarım kazanır. Şöyle diyeyim. Parazit'in gerçekten kazanmasını istiyorum da. Ama şöyle bir durum var. Marriage Story ve Knives Out da inanılmaz senaryolara sahip. Yani adaylıkla iyi yerleştirilmiş bu kategoriye. Once Upon a Time in Hollywood dışında. Hani şeyi anlamıyorum. Filmin yönetmeni kendisi dedi. Aklıma ne geliyorsa yazdım. Peki.
Şimdi oyuncu ödüllerine geçiyorum. En iyi yardımcı erkek oyuncu kategorisine aday olan oyuncular: Tom Hanks, Anthony Hopkins, Al Pacino, Joe Pesci ve Brad Pitt. Joe Pesci'nin soyadını doğru okuduğumdan emin değilim. Umarım doğru okuyorumdur. Brad Pitt kazanacak. Hani net ve kesin. Her aday olduğu her ama her kategoriyi aldı. Kazandı. Screen Actor Guild Awards, BAFTA. Hani bir sürü şey aldı. Yani burada almazsa şaşırırım gerçekten. Oyuncu kategorileri bu sene gerçekten çok kolay bence. Çünkü herkes aynı şeylere oy vermiş. O yüzden çok zorlanacağınızı düşünmüyorum eğer şey yapıyorsanız. Hani herhangi bir ödül töreninde bakıp da şey yapabilirsiniz, kararlaştırabilirsiniz. En iyi yardımcı kadın oyuncu kategorisine aday olan oyuncular: Kathy Bates, Laura Dern, Scarlett Johansson, Florence Pugh ve Margot Robbie. Ben buradan Laura Dern'ün Marriage Story'deki performansını ve Scarlett Johansson'ın Jojo Rabbit'teki performansını izledim. Ve Laura Dern kazanacak. Dediğim gibi kazanacağını düşündüğüm 4 oyuncu da aday olduğu her kategoriden aldı. O yüzden çok zorlanacağınızı düşünmüyorum dediğim gibi. Laura Dern alacak Marriage Story'den net ve kesin. Buradan almasını istediğim oyuncular: Florence Pugh. Bakın ben daha filmi bile izlemedim. Little Women'ı da aday Florence Pugh. Ama kadını çok seviyorum. Kadın benim için bu senenin, şimdi onunla karşılaştırmak gibi olmasın ama, hani Timothée Chalamet'i net ve kesin. Hani çok Allah'ım. En iyi erkek oyuncu kategorisine aday olan oyuncular: Antonio Banderas, Leonardo DiCaprio, Adam Driver, Joaquin Phoenix, Jonathan Pryce. Buradan Leonardo DiCaprio'nun Once Upon a Time in Hollywood'daki, Adam Driver'ın Marriage Story'deki, Joaquin Phoenix'in de Joker'deki performanslarını izledim. Benim herhalde tüm arkadaşlarımdan çok farklı bir Joker görüşlerim var. Şöyle diyeyim, Joker'e Joaquin Phoenix'in performansı olmasaydı bu kadar sevmeyecektiniz arkadaşlar. Bunu size söylüyorum çünkü gerçek. Hani filmin senaryo yok. Sinematografisi kötü. Skoru, hani müzik skoru Joaquin Phoenix'in performansı olmasaydı bu film bu kadar abart, bu film bu kadar iyi olmayacaktı. O nedenle de kazanması gerektiğini düşünüyorum. Ve kazanacaktı zaten. Ondan eminim. Ama Adam Driver'cıyız. Şurada posteri var adamın. Hani Star Wars'taki posteri var ama. Marriage Story'deki performansının bir sahnesini ben ezbere biliyorum. Adamın sahnesini o kadar çok izledim ki çünkü mükemmel bir oyunculuğa sahip. Ve burada palyaçoya yenilecek. En iyi kadın oyuncu kategorisine aday olan kadın oyuncular: Cynthia Erivo, Scarlett Johansson, Saoirse Ronan, Charlize Theron ve Renee Zellweger. Scarlett Johansson buradan Marriage Story ile aday ve kadın hem en iyi kadın oyuncuya hem de en iyi yardımcı kadın oyuncuya aday ve inanılmaz bir durum bu bence. Ya ikisinde de çok güzel oynamış bu arada ve gerçekten hak ediyor bu arada adaylıklarını. Ancak Renee Zellweger kazanacak. Dediğim gibi oyuncular bu sene çok kolay ve hep Renee Zellweger kazandı. Judy diye bir filmde oynuyor. İzlemedim. Zaten adaylıklardan sadece Scarlett Johansson'ın Marriage Story filmini izledim yani. Filmlerinden Cynthia Erivo'nun filmini izlemedim. Mesela ismini bile bilmiyorum. Saoirse Ronan dediğim gibi Little Woman ile aday. Daha izlemedim onu ama izleyeceğim. Charlize Theron Bombshell ile aday ve Bombshell çok kötü bir filmmiş. Duyduğuma göre izlemedim dediğim gibi. Renée Zellweger'in Judy filmi de çok ortalama bir filmmiş ama oyunculuktan dolayı kazanacak. Şaşırtmıyor dediğim gibi. Oscar şaşırtmıyor. Ortalama filmlerdeki oyuncuları değerini biliyorlar. Şimdi en iyi yönetmen kategorisine aday olan yönetmenleri açıklayacağım. Martin Scorsese, The Irishman, Todd Phillips, Joker, Sam Mendes, 1917, Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood ve Bong Joon-ho, Parazit. Şimdi bence Sam Mendes 1917 ile kazanacak ve kazanmalı. Çok zor bir film çekti ve gerçekten bunu hak ettiğini düşünüyorum. Dediğim gibi bu senenin adayları gerçekten güzel, hani hak etmediğini düşündüğüm var ama ama hani adaylıklar açısından güzel kişileri ve filmleri aday göstermişler. Ancak Bong Joon-ho, Parazit inanılmaz. İnanılmaz bir yönetmenlik. Gerçekten ben Bong Joon-ho'nun ilk izlediğim film de değil bu arada. Okja diye bir film daha vardı. Onu izlemiştim. Ve orada adamı tanıdım ve diyorum hani inanılmaz bir yönetmenliğe sahip. Bu adamı Oscar verin. Ve şimdi Parazit'le bu adam tekrardan spot ışığına çıktı ve hani keşke verseler. Bilmiyorum. Bu senenin adaylıkları gerçekten hani favori seçmesi zor. Kimin kazanacağını belirlemek çok kolay ama favori seçmek zor oluyor. Ve şimdi de gecenin en büyük ödülü olan en iyi film kategorisinin adayı olan filmler: Ford vs. Ferrari, The Irishman, Jojo Rabbit, Joker, Little Woman, Marriage Story, 1917, Once Upon a Time in Hollywood ve Parazit.
kimin kazanacağına geleceğim ama kimin kazanmayacağını ve neden kazanmayacağını açıklayacağım önce size. Parazit dediğim gibi en iyi uluslararası filme verecekler. O yüzden kazanmayacak. Once Upon a Time in Hollywood. Şimdi şöyle bir durum var. Herkes bu sene, buna her sene söylüyorum ben. Herkesin bir tane favorisi oluyor, diyor ki bu kazanacak. 2017'de herkes Three Billboards Outside Ebbing, Missouri kazanacak dedi. Ve benim seçimim olan Shape of Water kazandı. 2018'de herkes The Favourite veya Roma kazanacak dedi. Roma zaten en iyi uluslararası filme adaydı. O yüzden hiç kazanacağını düşünmüyordum. The Favourite'ın da kazanacağını düşünmüyordum. Green Book kazanacak dedim ve Green Book kazandı. O yüzden burada herkesin dediğine çok farklı bir şey yapacağım. Devam ediyorum. Olması bana yani Hollywood herkesin seçimi olsa bile kazanmayacak. Marriage Story. Film fazla bir indie film gibi gözüküyor sanırım Oscar'ların gözünde, Oscar jürilerinin gözünde. O yüzden kazanmayacak. Little Women'ı kadın yönetmen. Niye kazanmasını istesinler ki? Buna gerçekten çok sinirlenmeye başladım şu sıralar. Şimdi bak, bunun üzerine gerçekten konuşmak istemiyorum. Joker kazanırsa gerçekten kendimi camdan atarım. O kadar diyeyim size. Joker'i eğer o kadar sevdilerse, ki onlarda gerçekten öyle bir potansiyel görürüm ama umarım kazanmaz. Çünkü hani senaryoyu bile kazanacağını düşünen insanlar var ve senaryosunda hiçbir şey yok. Yani o filmi Joaquin Phoenix kurtarmıştır net. Jojo Rabbit, hani Nazi Almanya'sına artık bıkmadınız mı gibisinden demek istiyorum. Devam ediyorum. The Irishman. Enteresan bir şekilde gerçekten sevmediler o filmi. İnanamıyorum. Size yani direkt formüle göre bir film verilmiş. Robert De Niro, Martin Scorsese, Al Pacino, mafya ile alakalı. Ve gerçekten beğenmediler. Hiç ödül alamadı. Ford vs. Ferrari gerçekten buradaki en aday olacağını düşünmediğim filmdi. Gerçekten güzel bir film. Hiçbir lafım yok ona ama hani inanamadım burada olduğuna. Ve böylece kazanan kişi 1917 olacak. Bir kere tek çekimlik filmleri Oscar çok seviyor. Birdman diye bir film vardı birkaç yıl öncesinden. Hatırlar mısınız bilmiyorum ama o da tek çekimlik filmdi ve onu da gerçekten sevmişlerdi. 1917'yi sevmelerinin nedeni tek çekimlik olması ama film bence genel olarak da gerçekten güzel. O yüzden hak ettiğini de düşünüyorum. 1917 kazanacak ve herkes Once Upon a Time in Hollywood kazanacak diyor. Ama net ve net eminim ki 1917 kazanacak. Benim Dünya Savaşı, savaş filmlerini seviyorlar. Hani daha fazla ne kadar neden vereyim? Gerçekten çok iyi kampanyasını yaptı Sam Mendes de. Uzun bir süre boyunca bu ödül sezonu başlamadan önce herkes Once Upon a Time in Hollywood kazanacak diyordu ve yakın zamanda çok fazla ödül almaya başladı ve bir anda ödül almaya başladı. Kimse düşünmüyordu 1917'nin şey olacağını ve kazanacak. Evet, benim videom buraya kadardı. Umarım tahminlerinizi güzel yapmışsınızdır. Umarım benim tahminlerimden de birkaç tane esinlenmişsinizdir. Yani çünkü nedenlemeye çalıştım neden bunları seçtiğimi. Evet, umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı, beğenmediyseniz lütfen beğenme butonuna basmayı unutmayın. Aynı zamanda dediğim gibi bu bir geleneğimiz. Daha fazla Oscar videosu, daha fazla filmlerle alakalı video izliyorsunuz. Lütfen abone olmayı da unutmayın ve yorum atın. Görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay.